Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kitabul Vedi'anın birinci dersini okuyoruz. Vedi'a fail mana merfudu, yani muda. Birinin yanına emanet bırakılan herhangi bir şeye vedi'a denilir. Men kim ki aceze, aciz kalırsa, an hifziha, vedi'anın hifzinden aciz kalırsa. Vedi'anın hifzinden kim ki ne kalırsa? Aciz kalırsa. Aciz kalırsa. Kurumaktan acizdir, onu kuruyamıyor. Harume aleyhi kabuluha. Vedi'ayı kabul etmek haramdır. Yani biri ona bir vedi'a, bir emanet verince o da hifz edemiyor ise kabul etmesi haramdır. Niye? Çünkü kabul etmeyle onu telefe, onu zarar ziyana arz etmiş oluyor, sunmuş oluyor. Oldu mu? Tabi bu da ne zaman haram olur? Eğer karşı taraf mudi, bu kişi vedi'anın hifzinden aciz olduğunu bilmiyorsa, bu da kabul ederse haramdır. Eğer bu kişi vedi'anın hifzinden aciz ise, mudi'e de bu durumu biliyor ise, buna rağmen bunun yanına bırakıyor ise, bunun alması o zaman ne değil? Haram değil, mekruhtur. Oldu mu? Hatta bazılar diyorlar bu durumda ikisine de haramdır. Niye? Emanet bırakan da, emanet alan da biliyorlar bu ne olur? Telef olur. Sanki bile bile malini etmiş oluyorlar, telef etmiş oluyorlar. Bazılar diyorlar ikisine haram ama sahur ki ikisine nedir? Mekruhtur. Ha mode durumu bilmezse, verdiye kabul ederse o zaman ne olur? Haram olur. وَمَنْ قَدَرَ وَلَمْ يَسِّقْ بِأَمَانَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ kim ki ne? Hifze gücü yeterse yalnız وَلَمْ يَسِّقْ بِأَمَانَتِهِ kendi emanetine emin oluşuna güvenmiyor. Hal hazır emindir. İleride ne olur ne olmaz. Hıyanet yapabilirim. Kendine güvenmiyor. Kuriha, o zaman kabul etmek nedir? Kuriha'nın naibu faali kabul eder. Kabul, o zaman ne olur? Bu kişiye mekruh olur. Peki, fe'in vesika, bir kişi hifz edebiliyor. O neyine güvenebiliyor? Müstakbelde emanetine de güvenebiliyor ise, fe'in vesika ustuhibbe. Bu kişiye ne nedir? Emanet kabul etmek müstehaptır. Niye? Birinin işini görmüş oluyor. Adam kendi malını muhafaza edemiyor, ihtiyacı var. Buna vermek istiyor. Bu da hifz edebiliyor. Emanetine de ne edebiliyor, ne ediyor? Güveniyor. O zaman müstehaptır. Ne etsin, kabul etsin, red etmesin. Oldu mu? Çünkü bu taavun kısmına girer. Ve taavuna alel birri ve takva. Ve şartuhuma vedi' ile mudi'en. Yani emanet bırakan, yanına emanet bırakanın ikisinde şartı şartu muvekkilin ve vekili. Muvekkilin şartı ne ise mudi'nin şartı o. Vekilin şartı ne ise vedi'en de şartı nedir? Odur. Muvekkil, vekilde arınan şartlar mudi' vedi'de de ne yapılıyorlar? Aranıyorlar. Oldu mu? Ve yüşteretu sigatul mudi'i. Emaneti bırakan kişinin sigası telaffuzu nedir? Şartı.
oldum. Bu mudi eğer konuşabilen biri ise onun şartı nedir? Sigedir. Oldum olmadı. Sige de serihi olabilir, kinayi olabilir. Serihi ne gibi? Ke istevda'tuke haza. Ben bunu senin yanına vedi'e bıraktım. Ev istahfestuke. Bunu senin hizzine bıraktım. Bunun hizzini senden talep ediyorum. Ev enebtüke fi hifzihi. Bunun hizzinde seni ne ettim? Seni naib kıldım. Öyle değil mi? Bunun hizzinde seni ne ettim? Naib kıldım. Oldu. Bunlar hepsi mudi'in serih sigaleridir. Bunlardan birini kullanması lazım. Oldu. Kinayi ne gibi? Kinayi adam diyor huz haza. Niyeti nedir? Emanettir. Bu huzla da ne gerçekleşiyor? Sıga gerçekleşiyor. Yahutan karine ile birlikte diyor. Lefz serih değil, niyette bakmaksızın karine varsa, mesela diyor, huzhu emanete. Bunu emanet abi. Ne demek? Vedi'edir. Yalnız eğer adam ahres ise onun işareti kafidir. Mufim. Yani bu senin yanında emanet karısın, bu manayı ifham eden herhangi bir işaret nedir? Kafidir. Ahresin mufim işareti serih lefz hükmüne geçiyor. Oldu mu? Ve yüşteretü sigatul mudi'in kestevda'tüke haza ev istahfaztüke ev enebtüke fi hifzi. Oldu mu? Ve lessahu ennehu la yüşteretül kabulu lefzen vedi' tarafından lefzen kabul şartı. وَلَسَّهُ أَنَّهُ لَا يُشَرَتُ الْقَبُولُ لَفْسَهُ وَيَكْفِي الْقَبْدُ. Kabd nedir? Kabd kafi. لَا يُشَرَتُ الْقَبُولُ لَفْسَهُ وَيَكْفِي الْقَبْدُ. Kabd nedir? Mudi vedi'i birine verdiyse, o da aldı, kabd ettiyse bu kafidir. Serahaten kabiltu demesine gerek yok. وَلَوْ اَوْدَعَهُ السَّب۪يُّنْ. Birinin yanına sabi ne bıraktı? Emanet bıraktı. اَوْ مَجْنُونٌ. Mecnun bıraktı. Deli biri birine bir emanet bıraktı. Bak. وَلَوْ اَوْدَعَهُ. Kişinin yanına bırakırsa sabi'nin çocuğu. اَوْ مَجْنُونٌ. Deli bıraksa. Ne bıraksa? Malen. Bir mali bıraksarlar. Lem yakbelhu, o kişi bunu kabul etmemeli. Ne etmemeli? Kabul etmemeli. Niye? Çünkü çocuğun, Mecnun'un vedi'e bırakacak ne yok, yetkileri yoktur. Peki fe in kabile, çocuk Mecnun birine emanet bıraktı, o da ne etti? Demine damla olur. Şayet telef olursa ne olur? Damın olur. Telef olmazsa zaten ne değildir? Damın değildir. Oldun. Niye? Çünkü kabul hakkında muteber bir izin yok. Çocuk ona kabul izni vermiş, çocuğun izni geçersiz. Mecnun ona kabul izni vermiş, Mecnun'un izni de nedir? Geçersizdir. Kabul izni olmayınca onun kabul etmesi bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla kabul ederse, telef olursa ne olur? Damın olur. Oldum.
وَلَوْ اَوْدَعَا سَبِيًّا Bu sefer biri bir çocuğa emanet bıraktı, malın bir malı bıraktı. Biraz önce çocuk emanet bırakıyordu. Bu sefer biri çocuğa emaneti neydi? Bir mali emanet bıraktı. فَتَلِفَ عِدَّهُ Onun yanında ne oldu? لَمْ يَدْمَنْ دَامٍ Olmaz. Ne olmaz? Damın olmaz. Çocuk damın olmaz. Mecnun da aynı öyle. Biri çocuğa veya Mecnun'a bir emanet bırakırsa, adam akıllıdır bırakmazsa diyor. Onlar da kabul ettiler. Telef olunca damın olmaz. Ne Mecnun ne Sabi. Ama ve in etlefe o Sabi kendiliğinden onu telef ederse. Veya Mecnun onu telef ederse. Aldı suya attı. Aldı yedi. O zaman demine fila sahih. Es-sahih göre ne olur? Mecnun sabi damın olur. Ve lev evda sabiyen malen fe telife indehu lem yadmen ve in etlefehu demine fila sahih. Vel mahcure aleyhi bi sefehin. Vel mahcure aleyhi bi sefehin. O kimse ki sefehden dolayı nedir? Mahcuru aleyhidir. Yani o kimse ki sefihliğinden dolayı haciz konulmuş onun üzerine. Bu mahcuru aleyhi bi sefehin kesabiyin. Bu da ne gibidir? Bu da sabi hükmündedir. Birine vedi'e bırakamaz. Bırakırsa karşı taraf kabul etmemeli, ederse damındır. Ama biri onun yanına vedi'a bıraktı ise, karşı taraf biliyor ise durumu ne değildir? Damın değil. Ama kendisi telef ederse o zaman ne olur? Damın olur. Oldun. Demek vel mahcure aleyhi yani vel mahcure değil misin ki? Mahcure. Ha? Vel mahcuru. Ha. Önce fethedir yanlış. Vel mahcuru aleyhi bi sefehin o kesabin sabi gibidir. Emanet bırakmaktan, emanet almaktan, öyle değil mi? Damın olmaktan, olmamaktan, sabinin hükmü ne ise mahcuru aleyhi bi sefenin hükmü de vedi'a konusunda aynı. Peki vedi'a nasıl ortadan kalkar, vedi'a hükmü biter? Ve tertefi'u bi mevtil mudi'i. Ve tertefi'u vedi'a kalkar bi mevtil mudi'i. Mudi'in mevtiyle ortadan kalkar. Emanet bırakan kişi öldü mü, o emanet hükmü batar olur. Emanet ortadan kalkmış olur. Evil mudi'i. Yahut da vedi'en muda ölürse, yanına emanet bırakan kişi ölürse, vedi'a ortadan kalkar. Ve cununihi. Ve ne? Ve cununihi. Muda'ın deli olmasıyla, yanına emanet bırakan kişi deli olursa, yine ne olur? Ortadan vedi'a kalkar. Ve igmaihi. Ve ne? Ve iğmaihi. Muda'ın iğmasıyla, baygınlık geçirmesiyle de vedi'a ortadan ne olmuş oluyor? Kalkmış oluyor. Peki vedi'a, muda isterse kendi azil edemez, kendi azil edebilir. Muda istediği zaman onu azil edemez, emaneti alamaz, alabilir. Oldu mu? وَلَهُمَا Bakın size söylüyorum. وَلَهُمَا مُودِ ile مُودَ Her ikisi için vardır. Ne vardır? El istirdadu ve radu. İstirdad, مُودِ tarafından. Raddi talep eder. وَالرَّدُ مُودَ tarafından. مُودَ istediği zaman geri emaneti verebilir. وَلَهُمَا istirdadu ve radu كُلَّ وَقْتِ Her vakit, her zaman
İkisine istirdad ile ne var? Red var dedi. Anlıyorsun değil mi? İstirdad mudi tarafından yapılıyor. Red vedi muda tarafından yapılıyor. Biri radi talep ediyor, o mudidir. Biri rad ediyor, o da mudadır. Oldu. Peki bu emanet. Bu ne? Emanet. Emanet. Şey, bu vedi'e. Emanet midir? Medmune midir? Bak, diyor ve esluha el emanetu. Vedi'anın esli, mevzusu, kökü nedir? Emanet. Emanettir. Ve esluha el emanetu. Esli nedir? Emanet. Emanet olunca ne olur? Emanet olunca muda hıyanet yapmadığı sürece telef olursa damı değil. Hıyanet yaparsa, taksirat olursa o zaman damı. Öyle değil mi? Ama emanet ne demek? Medmun ne demek? Medmun onun taksirati olursa olmazsa, telef olursa nedir? Damındır. Bildiniz mi? Mesela gasıp damındır. Biri bir şey, birinin malını gasp etmiş. Bu damındır. Yanındaki mal telef olursa o gasp ettiği mal damındır. Taksirati olursa olmaz. Ama muda diyen damındır, emindir. Yanındaki vedi'en bir taksirati olursa, telef olursa damındır, yoksa değil. Ve esluha el emanet. Bak bunun kökü, mevzusu emanettir. Ama vakat tesiru medmuneten bi avaride. Bazen bir takım avaridlerle medmune olur. Vakat tesiru bazen ne oluyor? Vedi'a medmuneten. Medmune oluyor. Bi avaride bir takım aride arid şeylerle, peyde olan şeylerle medmune olur. Oldu mu? Yani asli emanettir ama birkaç avarid ile bazen ne oluyor? Medmunet de olabilir. Minha bak o avaridlerden biri en yudi'a gayrehu. Ben Abdullah'a ne vermişim? Bir vedi'a bırakmışım. O da getiriyor, Tayfur'a veriyor. Tayfur yanında ne oluyor? Telef oluyor. Bila iznim, benim iznim yok. O zaman Abdullah nedir? Damındır. Niye? Ben ona emanet ver iznini vermemiş. Niye veriyor başkasına? Ben o başkasına güvenmemişim, ben ona güvenmişim. Öyle değil mi? Aynı çocuğa, eşine, kölesine, kadiye bıraksa dahi telef olursa nedir? Muda. Öyle değil mi? O vediye kişi dam olur. Bir de vela özrin. Bir özür de olmaksızın. Hani diye, bak diyor kendisi ha. Ve mina en yudi'a gayrehu bila iznin ve la özrin feyedmen. O zaman ne olur? Damın olur. Özür yangın olmuş. Evi yanmış. Öyle değil mi? Ha. Bir sefere gidecek. Öyle bir özür olursa, birine bırakırsa olur. Mudi'nin izni olmadan. Herhangi bir gerekçesi de olmadan birine emanet bırakırsa, telef olursa feyyedmenin ne olur? Damın olur. Niye? Çünkü demin söylediğim gibi ben Tayfur'un yedine güvenmemişim. Öyle değil mi? Onu emin görmemişim. Ben Abdullah'ı görmüşüm. Abdullah benden izinsiz. Bir mazireti olmadan niye Tayfur'a versin ki? Oldu mu olmadı? Vakile bir kile demiş in evde'an, hani demin dedik ya, kadiye bıraksa, kime bıraksa damındır. Vakile in evde'al kadiye lem yedmen. Bir kile demiş, eğer kadiye bıraksa ne olmaz? Damın olmaz. Niye? Çünkü kadinin emin biridir. Kadinin emaneti onunkinden daha güçlüdür. Onun için kadiye bırakırsa, telef olursa ne olmaz? Hile göre damın olmaz. Ama es-sahu ki damın olur.
Peki ve izallem yüzil yedehu anha. Başkasının yanına bırakıyor ama o da elini ondan ne etmiyor? Elini ondan izale etmiyor. Elini ne etmiyor? İzale etmiyor. Nezarın da gözetlemesi de devam ediyor. Yani elini kaldırmıyor. O başkasının yanında da ne ediyor? Göz kulak oluyor. Öyle değil mi? Sade diğeriyle beraber bu işi götürüyor. Cazetil istiaretu. O zaman istiane caiz. Yeter ki elini kaldırmasın ondan, nezerini izale etmesin. Başkasından yardım almak caiz. Bak, cazetil istiaretu bimmen yahmiluha. İstiane caizdir bimmen o kimse ki yahmiluha ne ediyor? Bu vecai hamle değil de hirzi. Hirz, korunma yerine, deposuna, korunma yerine ise başkası yardım edip onu hizze götürebilir. اَوْ يَدَّعُهَا فِي خِزَانَةٍ مُشْتَرَكَةٍ yahut da başkası onu, yani yardım ederek onu müşterek bir hizanet, diyelim bir emanethane var, bir depo var, oraya götürüp koyabilir. Tekrar ediyorum. وَاِذَا لَمْ يُزِلْ يَدَّوَ عَنْهَا جَازَتِ الْاِسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلَ اِلَى الْحِرْزِ اَوْ يَدَّعُهَا فِي خِزَانَةٍ مُشْتَرَكَةٍ Oldu değil mi? Yani hirz korunmak amacıyla götürülür. O hizanet orada biriktirme, saklamak için mal oraya ne yapıyor? Götürür. Peki ve izâ erâde sefere. Yanında emanet olan kişi, o mudeh olan kişi sefere gitmek isterse ne yapsın? Yanında götürsün mü? Ne yapsın? فَلْيَرُدَّ اِلَى الْمَالِكِ Malike ne etsin? İmkanı varsa sahibine iade etsin. اَوْ وَكِلِي Yahut da malike veremiyorsa vekiline ne etsin? Versin. فَاِنْ فَقَدَهُمَا Malik yok, vekil yok. Uzaktırlar. Nasıl onlara versin? Veremiyor. فَالْقَادِي Kadiye ne etsin? Versin. فَاِنْ فَقَدَهُمْ Eğer onu da yok ederse fe eminun. Emin birine versin. Oldu mu? Peki fe in defenaha bi mevdi'in. Sefere giderken bir yerde defnetti gitti. Ve safere sefere gitti. O arada bunun başına bir şey geldi. Biri aldı götürdü. Damine ne olur? Damın olur. Aynı o defnettiği yer hirz de olsa, korunma yeri de olsa, sağlam yer olsa yine nedir? Damındır. Peki fe'in e'leme biha eminen. Eğer oraya defnederse, yanına mal bırakılacak bir emin, yani emanet bırakılacak bir emin derse, bak ben falan yerde ne etmişim? Defnetmişim, sen de göz kulak ol. فَنِ عَلَمَ بِهَا اَم۪ينًا يَسْكُنُ الْمَوْدِعَ Ha, فَنِ عَلَمَ بِهَا اَم۪ينًا Bir emine derse falan yerde bak falan kese emanı def etmişim göz kulak ol. O emin de يَسْكُنُ الْمَوْدِعَ Orada ne ediyor? Oturuyor. Başka yerde de değil. O zaman لَمْ يَدْمَنْ فِي الْاَسَّهِ Esra'ya göre ne değil? Damın değil. Sanki o emine ne etmiş oluyor, teslim etmiş oluyor. Öyle değil mi? Niye o adam emin midir? Emin. Orada oturuyor, oturuyor. Madem orada oturuyor, sanki onun eline verilmiş. Sanki kendisine ne yapılmış? Teslim edilmiş. Oldu mu? وَلَوْ سَافَرَ بِهَا وَلَوْ سَافَرَ بِهَا Eğer kişi sefere giderse, biha o emanetle. Damine ne olur? Damın olur. Damın olur. Damine ne olur? Damın olur. Niye? Emanete sefere gitme. Niye gidiyorsun? Ha illa izavaka harikun. Bir yangın olmuş.
اَوْ غَارَةٌ bir talan olmuş. وَعَجَزَ عَمَّنْ يَتْفَعُهَا وَاَمَّنْ وَدِعَيْهِ اِلَيْهِ Yani bu vedi'ayı teslim edecek kişiye teslim etmekten aciz kalmış. Hani bir emine teslim edecekti ya malike, ya vekile, ya bir emine teslim edecekti, öyle değil mi? Öyle bir yangın, öyle bir talan olmuş, bunlardan birini bulup teslim etme imkanı yok. Öyle değil mi? Bak diyor, وَلَوْ سَافَرَ بِيَدْ دَمِنَ Damla olur, اِلَّا اِذَا وَقَى حَرِيْكُنْ اَوْ غَارَةٌ وَعَجِزَ عَمَّنْ يَدْفَعُهَا اِلَيْهِ O men yedfa'u ileyhi de kemal sebeke. Dedik ya, maliktir, vekildir, kadidir, emindir, öyle biri de bulamazsa. Öyle değil mi? O zaman ne olur? Damı değil. Demek velo safer bir damine damındır. İlla iza veka harikun ev gâretun ve aceze ammen yedfa'uha ileyhi kemal sebeke. Oldu mu? وَالْحَرِيقُ yangın وَالْغَارَةُ talan فِي الْبُقْعَةِ o emaneten mudean olduğu bölgede وَاِشْرَافُ الْحِرْزِ عَلَى الْخَرَابِ Hirz o hani emanetin korunduğu yer var ya o da işrafi harap olmuş yani harap yani yıkılmaya yakın olmuş İşraf demek yani yıkılmaya ne olmuş? Yakın, yakın olmuş. Bunların hepsi azarun kes seferim. Bunlar da sefer gibi nedirler? Nasıl seferden dolayı hani bir takım kişi malik, vekil veya kadi emine teslim edebiliyordu? Öyle değil mi? Harik, garet, filbuka, işrafun hiz alel, harap bunlar da ne? Bunlar da o emaneti başkasının yanına bırakmaya birer nedirler? Sefer gibi birer mazerettirler. Nasıl seferden dolayı birilere bırakabiliyor ise bu sebeplerden dolayı da birilere bırakabilir. Oldu mu? Bu fasıl uzun galiba değil mi? O yeterli olsun. نفعكم الله نفعا مبينا